Assalomu alaykum, hurmatli radio anglaguvchilar. Adabiy anglatish programimizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programimizda yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Shinjang xalq nashriyati tomonidan nashr qilingan Ili to'lqinlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 1-chi qismining davomini anglatamiz. Miltiqini tuzdot. U tuyuqsiz chiqqan ovozdan cho'chib ketdi. Bu uning yiniga o'nglab kelgan Orochning ovozi edi. Varisjon shu chaqdala o'zining ajoyib bir dahshat o'rib olganligini sezdi-da vahimlik ovozda "Sen miydin? Acab çöçüttün kişini." dedi bir kısmı halga çüşüp. "Kaynanda düşman bomusa çöçüp getişin kızlık bu." Varisjon nemi deyişini bilalmay osal halga çüşüp tamtirab qaldı. "Potagi nahayti qatıq tikilip turup ketipti mi?" dedi gap yasab. "Araş, hündürünü köstesancı araş." dedi nadem Potagi'nin közünü almay. "Men muşununu geldim, meşe atıştik durdu." Tang etip kilovatıdı. Mana sübihi. Tong oldidagi qorong'ulik hozirlar o'tib ketdi. Qanday qilish kerak? Bu savol hamma odamning miyasini chirmab olgan edi. Bu savol hamma odamni qiynab azoblamoqda edi. Jili bo'lib turgan batalyon komandirining oldiga Nizomiddinning buyrug'ini elib, Oqilbek yetib keldi. Uning yuzlaridan tar tomchilab turardi. Oqilbek: "Potalani partilishga odam avatilsin." Xo'p. Oqilbek urush maydonining boshqa saflarga yugurib ketdi. Yoldaş komandir, ruhsat kılın. Potagi bombu taşlaşka. Dedi bir canci, beşini kötürüp. Verin inim. Davata Anver derhalla. Canci yer beğirlap olgı ketti. Oklar tohtalsız etilava tatti. Anver canciden közünü üzmeydi. O Potagi yakın bardı da kol bombusunu attı. Potagi töşkidin koyu kız çıktı ve Potagi yetiştin derhal tohtap kaldı. Anver kuşal bulup orundan iştik turdu da İlgirlanla! Dep varkırıp buyruk kıldı. Cancılar urra deyişip orundan turşup yügürdü. Lekin 4-5 kadem yügüre yügürmeyle tüyüşükten ok çıkıp kaldı. Yılıkı cancı hatırlık yerde yıkıldı. Közüge hiç nersi görünmey olgı intilgen reyhanını başkalar koyup etmedi. Yeni bir cancı yer beğirlap olgı maldı. Bırak onun gımı ok değdi. Ahval ciddileşmekte. Hemenin közlerde yangan kahır gazap uçkulları koya yalkunga aylanmaktı idi. Tari türülgen, o çıkı gelgen Enver'nin kışığa nadem ömülep yetip geldi. Yoldaş kumandir, ruhsat kılın, azı verip kucuk durma. Dedi o özünü basalmay ayacalangan halda. Enver oylanıp kaldı. Bana işinim kumandir. Nademin avazı kat'i idi. Makul, bağın. Dedi o ve kapıkını türgen halda düşman potiyi yıkardı. Nadem yeniden bombalarını kolağa aldı da yer beğirlap tez sılcık maldı. Cancılar kurallarını bes bilen sayırtıv etdi. O tolğınıp sılcık olgı parmaqtı idi. Etraplarığa oklar vijildap düşüp durattı. Enver'nin közü Nademde. Reyhan'nın közü Nademde. Varıs Cannan'ın közü Nademde idi. Cancılar bir yaktan atlattı, bir yaktan onun ümit bilen karaydı. Nadem Potagi yakın vardı da on putu bilen tızılınıp durup küç bilen bomba attı. Keyni'den yine işkini attı. Küçlük gümbürleş bilen Potagi'nin bir tarafı gümürlüp düştü. Haramba korganağa tuncu işik eçildi. Nadem korganın işçigi kartıp abdomatıdan ok üzdü. Hayacan hisleridin yürek bağrı dol kılınıp yüzleri nurlanıp ketken Enver orundan derhal durup koledeki tapançısını ilgiz götürgen halda İlgirlanla! Dep kattık var kırdı ve özü uçkandek etildi. Bütün cancılar hurra sadalarını yanırtıp hücumgu öttü. Bırak, nedendir uçup gelgen bir tal ok, Enver'ni ketip barğan orundu tohtutup koydu. O sentürlişige Reyhan yugurup gelip yolu aldı. Bu çağda tarap-tarapdın küçlük deniz dolkulardak kıyqas çoğallar ve hurra sadaları kötürüldü. Sadalar bir-birge koşulup yarı kökünü titirtetti. Bu galbi sadası. Olgu qarıp yürüşkali sadası idi. Neyzikçiler, qiqas çoğkançılamı aşu sada bilen egizlikke yügürşip çıkmaqtı idi. Dolkullinip, qahrılınıp gelip atkan galbi sadalarıdın özlerini tamamen yokatkan gomindan koşulları öler tirlişigi bakmay kaşmaqta. Ve bazıları korallarını taşlap tızlanıp oldurup titirgen kollarını kötürmekte idi. Üç vilayet inqilabı tarixiga yazılgan bu muqaddas kun
1945 yil 29 yanvar edi. Tong otdi. Bugungi kun g'olji tarixida o'chmaydigan kun. Yurak yerilg'udek xushallik kuni. Ajoyib jo'shqinlik bir kun bo'ldi. Yuzlariga tabassum yugurgan, yurak bag'ri dolqinlangan kishilar qattiq sovuqqa qaramay ko'chalarga chiqdi. Bir-biriga g'alaba xabarlarini yetkazishib, Harambog' va Langshan butxonasining elin ichida o'tirg'i chiqqan ajoyib mardliklar, qahramonliklar haqida hikoya aytishib, qin-qinig'i patmay qilishgan edi. Kishilar Gomindan qo'shinlari 84 kun saqlab yotgan va oxir tashlab qochgan Harambog' qo'rg'inini ko'rish, ham ba'zilari u yerga akirib ketilgan urug' tuqqanlarining taqdirini uqish uchun shu yoqqa minishdi. Kishilar topi urush xarobasiga aylangan Harambog'ning ichiga kirdi. Rayhon uyma-uy kirdi. Har tarafga ketgan yer osti yo'llariga tushdi. Uning ko'zlari atrofga talmirgandek boqotdi. Yuzlari borg'on seri parishonlikka cho'kmoqda. Ko'zidan bulduqlab yosh quyilmoqda edi. Uylar vayron qilingan. Tomlar g'alvirdek o'tmi to'shik bo'lib ketgan. Potaylarning ba'zilarining yermi yo'q. Ba'zilari butunlay gumurlib tushgan. Qiysiyib qolgan uylardan texicha qopqora islar buqsimoqda edi. Rayhon zaldek yo'g'on bir uyga kirdi. Bu uyda har xil hayvon ustixonlari chechilib turardi. Yengil bo'g'izlab qo'yilgan o'ruq bir otni yotardi. Kishilar orasida yurib, u yoqdan bu yoqqa tezlik sab solgan Rayhon bu uydan oldirab chiqib, kichikroq yana bir uyga kirdi. Bulunda uch o'lik dum yotardi. O'ng tarafdagi tomga bir yigitning ikki qo'lini kerib mixlab qo'yibdi. Uning kiyimlari jul-jul. Yuzlari oppoq totirib ketgan. Qo'li qidan oqqan qon bu yillarda o'yib qolgan. Chat soqollari o'sib ketgan. Ko'kriki dog'langan. Tili va burni kesilgan. Tishlari kirishgan. Beshi sal sangilgan edi. Qotqin ko'zlari qo'rqinchliq va ichinishlik qoldi ko'rinadi. Yaqub! Bir yosh yigit o'ngirgitib yig'lab murdig'i o'zini otdi. Rayhon u uydan chiqib yana bir uyga kirdi. Eshikdan kirgan bu yerda bir necha tal yopiliq dog'lash, jazolash qurollari turardi. Hammali yari qon dog'lari bilan bulg'angan edi. Uyda onadan tug'ma holda yalang'ochlangan, ko'kslari kesib tashlangan bir ayol yotardi. Ayolning chochlari yulingan, tanlari dog'langan, yuzlari qiymichimi bo'lib ketgan, badani allaqachon qaytib qolgan edi. Ayolning yenida jon yeri kesib tashlangan 4 yoshlar chamisidagi bir o'g'il balamu o'lik holda yotardi. Qalbida g'azab o'tlari yongan kishilar o'zlarini bosolmay hurkirishib yig'labdi. Uyning bir bo'lingida dum yotgan bir jasadni birisi o'ngdi qildi. Rayhon kishilarni ishtirganicha shu yerga kelib 50 yoshlar chamisidagi uch yeridan o'q yeb o'lgan bu kishiga sap silib qoridida bir dili varqirib etdi. Bu kishi uning tog'isi edi. U o'zini o'likning ustiga tashladi. Rayhonning tog'isi Boykul mahallasida o'ltirishliq bo'lib, Gomindangchilar Harambog' ichiga qochgan kuni u bola chaqasini shahar ichiga ko'chirib kelgan. Atsi sig'ib ichayotgan kolisini akilish uchun ikkinchi qaytim qo'rusig'i berib kolisini yetilab chiqayotganda Gomindangchilar uni tutib elib kolisi bilan billa Harambog' ichiga akirib ketgan edi. Qaysi kuni heliqa ayolni bolisi bilan qattiq qiynagan chog'da u chidab turolmay etilib berib ayolni qiynayotgan Gomindangchini ko'tirib yerga qattiq urgan. Shu chog'da ikkinchisi tapanchi bilan uni etib atgan edi.
öpkü öpküsünü bosalmağan Reyhan kişilerinin təsəlli berişi bilen oran ornudan turdi. Oyat güllerin bergidin vaqtsız acırap dəssəlgən. Qalbi ələm zulmüdü örtəngən. Azatlıqı təlpüngən vücudi canlı tığı bilen çanalqan. Günahsız, şebnemdek taza teller her bir öydün beşlep onlap tepilatdi. Küz bulaklarının öncedek tizilip çıkıvatkan yaşlarını yırtık çapallarının yanıgı sürtüp, heramba korgunu işçiden çıkıvatkan ademler kademlerini asta asta besip Baygül mahallesi terepki yürüp getdi. Bayırakta Nadem Enver'den kuşkaş tülüdek kıskılı bir xat tapşırıp aldı. Xatta Nadem, hayal kılmay, Batır Gazi, Araş, Cemal'den, Reyhan, varışçılarını başlap gel. Yoldaş kevir doğrusunda yazılgan makalını belli görmez. Deyilgen idi. Şuna Nadem ularını başlap Doktor Han'da davalını vatkan Enver'nin kışığı geldi. Kaysı günü Gest Han'ın işge muhberi Doktor Han'a gelip Enver'e siz doğruluk bir anası yazış için kilip edok. Dep eytkan da Enver. Aval sıla yazdığın bir cançı ba. O kibir isimlik yigit. O mertlik bilen kurban boğan kahraman. Degen idi. Ve kibirinin tarihini bulup mu uruşka katnaşkandın berki cengivar pahaliyetlerini tepsili sözlep bergen idi. Muhbirlar kibirinin işlerinden təsirlenip. Bolu da biz bügülü yazıp ertsizgi etkilimiz. Degen idi. Muhbirlığa bugün Reyhan'ı tanıştırırız. Kandahta isle. Dedi Nadem ketip etip. Doğru. Yazsa Reyhan'ın erzgüdek nurgun işleri ba. Dedi Araş. Kolu kıgıca hüppüde kızırıp ketken Reyhan. Vay hıdayım benim yazgüdek neymen ba. Yezişki toğır kese aval Nadem'ni yeziş gerek. Yak yak aşırı bettemez. Benim neymen ba gel. Siz toxtap durun. Her an bağının elin işi de muhim rol oynayan siz bulmayı men miydin? Cançla mühim rol oynamay. Mən qandaq mühim rol oynay. Cemal'ın gəp qısdırdı. Senin rolun ne? Kiçildişki bombaydı. Qandaq dedim Varisjan. Şundaq bombay. Dedi Varisjan bir öngüp bir tatırıp. Onun yüreği de dağ bulup kalan ələmlik tuyğu qaytadan ot bulup yenişka başladı. Batır Gazi bu talaşladın xulası çıqarğan tək kılıp. Hərəm bağının ilinişi da cançlanın hal qulğuş rol oynayalı qaras. Yoldaş Nadem'nin mühim rol oynayalı qımıras. Dedi. Onlar aşında kızlık paranlar bilen özlerinin herbi doktor hanığı yetip gelgenlikini tuymay kilişti. Bırak batalyon komandırı Enver Efendi'nin yatıkıgı kırgende hayran bolup turup kilişti. Komandırının peşide pokva yağlıkını boynuğu çürüp alğan. İşki mağzı onarda kızırıp ketken çıraylı kız hırlıqa oltırat. Enver, kayını kayından salam kılışıp kırıvatkan öz cançılarını körüp, hüppü de kızırıp ketti. 22. bab. Golcı şehride ok avazları toxtadı. Golcı halkı bu tinçlik bedeliğe bir nece yüz perzentiden ayrıldı. Lekin, borandın keyinki illik aptap, bütün hayatlık neşatlandırganıgı okşaş, qonlar bədiligi kelgan xatirjamlik her bir ko'ngilni kuldirdi. Hayat qolgan va g'alaba egisi bo'lgan odamlar qurbon bo'lganlarni aslaganda ko'ngillaridan rozimanlik his qildi. Lekin qurol tutgan jangchilarni texi qonliq janglar kutmakda edi. Nizomiddin qismlari sharqqa qarab davomliq ilgirlashga buyruq oldi. Nadem, batalyon komandiri Enver Efendi'nin olduğu kırıp, kısım yolu çıkıştın burun, onısı bilen körüşüp, hoşlaşıp gelişge ruhsat soradı. Bolu da inim, tez berip gel. Apanga menden alayıda salam etken. Dedi Enver onun kolunu kısıp. Nadem kaytıp çıkıp, tokukluk boz etine mindi de yezığı karap yol aldı. Bu yıl kar kelin yakkan. Üçüncü ay kırgılı xeyli bolğan bolsumu baş ətiyazının heç qandaq şəpisi yok tek idi. Bütün ətrap appa qar bilen çümkelgen. Bir neç gün ilgiri yakan qarının soğuqi texi boşumağan idi. Çıngdalmağan yezi yolu da boz at minip ketip barğan Nadem yez sığı yıqılaş kanseri haya calınatdi. Yaylısı, sahrısı, kırpikleri appa kırıl bulup ketken boz at
İgisinin hayacını çöngendek tizgin sıyırıp, tuyaklarıdın piyaladek kar kalleklerini çaçırtıp yorgulap getip baratdi. Madem çınk çüş mezgiliden yezığı kırıp geldi. O yezığı kırış bilenle kişiler bilen tençlik soruş başlandı. Bazı yerlerde attın çüştü. Bazı yerlerde toxtap kişilerge salam verip, bazılar bilen kucaklaşıp görüştü. Ve aleyküm esselam. Nadem, atkan okunla zaya ketmepti balam. Deyişti qeyriler onu ruhlandırıp. Gözünü aldık deyip, toxtap kalmanla yana. Gomindan digen apetini yıldızdın kurtu etmekse toxtamanla emdi. Kaynanla de biz ba, qeyrisak mu, oxtoranlarını yetkizip yer alaymız. Uşak balılamı oynavatkan oyunlarını taşlap Nademin kaynının ergeçti. Bazıları, ''Ködün mü? Nadem akım özgür bop getipti.'' Dese bazıları, ''Men mu çoğun boğanda Nadem akımda tapanca asqan kumandir bolümen.'' Deyişti. Gülpemkhan seğiz laybilen kazan başlarını soğavat attı. Adılcan derizedeki çıraylıq gül şeklige kırıp qaytışkan. Әмді ерішкі башлыған мұзаны тұрнықы білән сыжап олдырадды. Надам ойлығы кірді де оттен түшмейлі бар кірді. Опа, Адылжан! Үйден егіріп чыққан Адылжан өзіні ақсыға оқтек атты. Кәл сақам, атқы міндіріп көйай. Надам оттен секіріп түшіп, ұфқысыны қолтықыдын көтіріп, атқы міндірді. Адылжан кичкіні көзлеріні ойнытып, құшал болып кетті. Madem etini törüge bağladı ve Adılcan'ı beşidin ikiz götürüp yerge aldı. Onun geçe öydün hül kolunu könlükinin peşige sürtüp çıkan Gülpemkhan Adılcan'ı yetilip kravatkan oğluğa ''Közümdün uçuplu kettin go, keldi ama balam.'' dedi de oğluğa taşlandı ve peşanısıdın söyledi. ''Selamet durdun mu abla?'' ''Çırayın surkudaplı kaptı go balam.'' Ana oğluğa karap-karap kanmadı. Kottuk işlep harduk yetken Adem'dek çonkur uhtardı. Ve tızırığı tayinip yenik atlap, mantığı çüşüp ocakı saman kalaşkı tutundu. Nadem öyge sinçilap karıdı. Ve beşini irgitip külüp koydu. Öy işçi burun kıdekla, özgürüş yok. Ve çinedek pakız iyiydi. Kazan başları su alğan. Derisedeki kaçığı terilgan güller kökürüp durupdu. Toğulup çoğun bolgan, böşkidek öz ve yakınlık öyünü körüp, Nadem eçilip yeyilip ketti. O ondi yetip Adılcan'ı korskığı mindirdi. Adılcan kın kınığı patmay kakaklap küldi. Köğünü kötürülgen anımı kaynıp-kaynıp küldi. Birdemden işçidila kazan kaynıp, öy işçige nem hor toldi. Gülpemkhan çay etti. Gözü koyulup, bir nece yerge yamak düşken pakız dastıhan silindi. Ular cayğı oldurdu. Nimancıla aldıraş geldin balam. Aldın, sabki menşimiz mümkün. Sıla bilen hoşlaşkıl geldim, apa. Neyge mansıla? Sokuşka, apa. Pat ardı yürüp gitimiz. Oğlanın ketimen deyişi, deslette onısığı eğir tuyuldu. O oylanıp kaldı. Oylığan seri kapıqı türülüşkü başladı. Oğlu onunla at üstüle kılıçını oyuntıp, düşmelerini sürüp ketip barğanda köründü. Şuna o çırayını mı açmazdın? Boptu oğlum, nemimi de ettim. Kolunga mültük ağan boğan diken man, senin yolun şu. Ana şundak dedi de, ornudun turup, öynün töredeki sandukunun yenigi bardı. Gülpemkhan sandukunun aldıdan asta turdu da oğluğu soğusunu uzattı. Mana balam yollukum, dadanın təvərüki, sana yaldama bolsun. Nademnin kolunu uzatıp alğını, dadısıdan kalğan bəki idi. O bəkini tutqınıca haya callanıp dadısıgı bolğan çonkur hürmət bilen turup kaldı. Onun namı, Balınımı köz aldı da, Xuddi Nasır Ahun karıp durğandı. Arman bilen ketken ata, bugün oğludan razı bulup, külümsiravatkandak tuyuldu. Ular işkisi, bir-biriye karışıp turup qilişdi. Ular, eni şundak ünsüz azap çekişdi.
onunın gözlerinden yaş ağladı. Çünkü müellim oğlu Nadir'in kıyafeti mu köz aldıda gavdalanışka başlayan idi. Nadim onasının yolluğunu en etibarlık nerselek avaylap koluğa aldı ve asta yançıkıya saldı. Şu iğir minut işçiden Nasır Ahun'un paci elsi. Çoğun oğlunun eçinişlik takdiri onunun vücudunu çulğuvalgan idi. Onun gazipi örlep ot bulup yangan yürekidin bir dilla yolkulluk sözler tezilip çıkışkı başladı. Oğlum, ah yol bulsun. Köpçilik üçün özünü ayıma. Köpne dep sefer kıldın. Baskan ızındın gül önüdü. Etkan sözündün güher yağıdı. Namert bulma. Kezi kegende el üçün bir kuş kinanı mı ayıma. Mubadı seni korkunç baskudek bulsa. Boğan Sadır Palvan'ı sığın. Onun namı sana medet buludu. Ata boğulranı kabirde tiniş yazsın desen, keyninge bir mağdam çekenme. Keynidin oh yap ölgen bala. Minin balam bulmaydı. Kaş kulluk nesil püştümüzgü yat. Akamın intikamını al. Düşmengi zadılara him kınma. Batırlık bilen can kıl balam. Navadi can kılıp ölüp gelsen, keçilere kırp kalkmay. Soğuk beş kucaklap. Sana bergen ah sütümden razı men balam. Onunun yürekten urgup çıkan yalkulluk sözleri nademli tihimu hayacanı saldı. Bu sözler oldunki sepki atlanış üçün teyir turgan oğul üçün hormas gayret tağdek medet idi. Yürekü oynap yüzleri hüppüde ot algan nadem. Makul apa, etkan sözlerini esimde çın saklayman. O hayacan bilen hoylığı çıktı da etini yeşti. Ve yetilip koçığı çıktı. Buz at ilgisinin vədilerini çüşengendek komuş kulaklarını dingaytip tipçekləp duratdı. O etiği irgitmendi. Hayır apa, salamet bol. Hoş oğlum, ah yolluk bol. Nadem etinin beşini qayırdı da tezginini koyup berdi. Oynap durgan at onu uçkandak elip ketti. O koçunun doğmışığı yetkende keynige qayırılıp qarap, yağlıkıga orınıp qarap durgan anısını hem kollarını kötürüp talpınıp durgan inisini kördi. Ana özünü qanchilik gayretlik huşal tutkan bozumu bəri bir közüdün etilip çıkan yaş mağzige temip düştü. O oğlunun keynidin uzak qarap durup, kademlerini eğir, asta besip öyge kırıp ket. Süttek ak aydın kece. Tolun ay bir görünüp, bir görünmey bulutlar arası da üzetti. Egi suadan tereklenin yopurmaksız şahları koçuğu sus karamtul sayı taşlıgan. Açık şamal asta urup duratti. Koçunun otursa da işki cancı kademlerini aldırmay besip gelip atattı. Ularının birinin avazının zıllıkıdın. Kulakçısının keyindin türülgen çeçi körünüp turğanlıqıdın. Bu kız kengu demese sırtın qarğan kişi kayısının oğul, kayısının kızlıqını pärk etelmeydi. Her işkisinin uçsı da uzun ak cuva, beşi de ak kulakça. Fıtı da buz piyimi bar idi. Ular bir septi can kılvatkınıga 3 ay bolğan bulsumu, lekin koçide işkisinin muşındak yalğız menişi. Onun üstüge keçide yanmayan menişi birinci qeydim. Olar işkisi kızının öyüge billi berişti, billi yenişti. Şu tapta kız muşu musabının yırak bolışını, yegitinin teximu asta menişini isteydi. Piyadalar üçün xeylili uzun bolğan bu yol olarğa nahayda kısqı belinmekte idi. Kız yigitning belikiga qo'lini o'tkizib olgan. U o'zini cheksiz baxtlik va xushal sezatdi. Shunga u shunchalik echilib ketgan edi. Shunda qilib, Rayhon, jangi yana billa mangdigan bo'ldiqda, dedi yigit Rayhonga sal engishib turib. Bek chinkansiz juma.
Tas qılattınız qep qalqılı. Endi sınaqtan öttiniz. Nadem Rayhanğa külüp qaradı. Qız hayranlıqda qalğan gözləri bilan Nademge yiqimliqini tikildi. Sınıqınızdan endi aran ötüptim endi. Dedi qız gözlərini texamı xumarlaşdırıb. Nadem burun qızının oynab turğan gözləridən nurğun mənlənib şəngən. Biroq aqdan boyğa bolğan öçməlliki onu qızın qaçırıb kelgan idi. O bugün qız toğrisidagi xatolıqlaridan xijil boldi. Rayhan, men sizni xato tushunib qaptikanman. Boy qizdiri kambag'al yigitga bekor yaqinlashmaydi. Faqat varisni texmi qiziqtirish uchunla menga yaqinchilik qilyotdi deb o'ylab ichimda sizdan nafratlanib yurdim. Meni kechiring. Men sizga ishondim. Siz bilan baxtsiz bo'lmayman. Dedi yigit qizning barmoqlarini qisib. Har qancha bo'lsam-u oltin xijlab tezak sitib og'idek ahmoq emasman. Men oq ko'ngil bir dehqon yigitini talg'inimga noyit xushalman. Men xatolashmabdiman. Dedi qiz nodamning qog'il bilaklariga yo'lanib. Oldimizda tehi qaynoq jangni elishlar bor. Gomindanchlardan aralli bir necha o'rinni tozildik. Tehi sabrimiz uzun ham mushkul. Kim biladi? Qaysimizning o'liki qayalarda qoladi? Biroq hayotdan umidimiz zo'r. Shu topdim men. Nodam shundoq dedi-da qizning yuziga yuzini yoqdi. Qiz qochurmadi. Faqat tortindi, qo'rindi. Ular xuddi yuragi to'xtab qolgandek, xuddi yolg'iz odamdek jimjit uzoq turishdi. Bulutlar orasidan to'lin oy chiqqanda ular uningdan izza tortgandek bir-birini qo'yib etishdi. Qiz nodamni qo'ltiqlab oldi. Ular safarini davomlashtirdi. Xeyli yergacha so'zsiz minishdi. Shundoq Rayhon, dedi nodam osta ketib berib. Safarlarimiz mi tugaydi? Gomindan mi tugaydi? Lekin kurash tugamaydi. Bizni bo'za qilgan odamlar bilan bo'ladigan bu kurashimiz tehi bor. Kim jinoyatchi bo'lsa, shu o'zining jazosini tortish kerak. Shundoq. Tehi ishlar nurg'un. Biz dunyoga kelib nima ish qildik? Hech qancha ish qilmadik. Endi qo'limiz qurol oldik. Tarixga yozsa arzigudek ishlarni endi boshlayapmiz. Ota-bobolarimiz dunyodan qoqshab o'tgan. Biz-chi? Jang bilan qon ichida o'tsakmi, mayli. Ammo avlodlarimiz dunyodan kulib o'tsinib bo'ldi emasmi? Men burun bilimlik bo'lsam, iniq oila qursam baxtli bo'laman deb o'ylaydim. Lekin qo'limizga qurol olmoqcha baxtli turmush qurish mumkin emasligini tushunmayapman. Qarang nodam, qandoq baxtliman ha? U nodamning belikiga o'tkazib olgan qo'li bilan uning qo'lini chin tutib oldi. Nodamning teniga yana qaytadan o't tutashgandek. Butun badani lovuldab yongandek. So'ngaklari erib ketayotgandek tuyuldi. U muhabbatning bu ajoyib kuchidan mast bo'lib yiqimliq kuldi. U yana jur'at qilib qizga engishib edi. Qiz uning engkini osta noqib qo'ydi. Bo'ldi, endi kelgusi to'g'risida so'zlab bering madam. Ular yana so'zsiz minishdi. Nodam yiroqlarga ko'z tashlab so'zini davom qildi. Kelgusida ajoyib ishlar bo'ladi. Xalqimiz ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan, hayron qolarlik yangiliklarni yaratdi. Anvar efendining so'zi yodimda. U biz nihoyatda orqada qoldik. Xalqimiz ozod qilinsa, ozod bo'lgan aqldan kelgusida ajoyib mo'jizalar yaratildi degan edi. Shundoq biz endi erkin yashaymiz, xalqan ishimizni qila olamiz. Bizni uy tutamiz, bola chaqiliq bo'lamiz. Bolalarimiz muhtojlik ko'rmay baxtli yashar. Biz ularga sizlarning bu baxtingizlar bizning kurashlarimizdan kelganda jangovar hikoyalarini aytib beramiz. Balki mushu kurashlarimiz haqida kitoblarni yozamiz. Gomindanni taltukisi yo'qotsak, qiladigan ishlarimiz texmi ko'piya. Dedi nodam. Qiz xuddi kichik bola erkilgandek uningga yo'landi. Nodam so'zini davom qildi. Biz haqiqatan baxtlikkanmiz. Boshqalarga yaxshi kun yoritish uchun
جنن اتاقان آدم منانچه این بخلیک آدم بولدو. Oddiy dehqon yigitning og'zidan chiqayotgan mardona so'zlar ko'p kitob o'qigan, hissiyotliq, yosh qalbi orzu umidga to'lgan shahar qizini ham jalb qiladi, ham hayron qoldiradi. Qiz shu topda yigit bilan kechichi ko'cha oylanishga tayyor edi. Ular yon ko'chadan qayrilib, uzundan-uzun ketgan yana bir ko'chaga chiqdi. Bu ko'chimu osmonga taqish qudak egi suvadonlik ko'chi edi. Yondosh ko'chalardan orilib, ot tuyoqlarining ovozi olinib qolmasa, ko'chalar tutunlay jimjit, odamsiz edi. Rayhonning yuragi tez-tez soqib, yuzlarida umid uchqunlari chaqnadi. U nodamni birinchi qitim ko'rganda, o'zida paydo bo'lgan orzu tilaklarning ishqi oshadiganligiga endi ishondi. Ular kelajakda bo'ladigan ajoyib ishlar to'g'risida o'ylashib, xeyli yergacha jimjit minishdi. Uzun ko'chaning o'ng tarafidagi tor yon ko'cha do'qmishida to'satdan Varisjon paydo bo'lib qoldi. U o'zi tarafga kelayotgan nodam bilan Rayhonning yiroqdili to'nixon edi. Oya qiz nodamni ergashtirib uyiga mong'alligini Varisjon ko'rgan va levini tishlab nimalarindir o'ylab qarab qolgan edi. Kel, nodak, kel. Oilamizning o'lini ko'layotgan sen miydin? Endigo qo'lga tushgansan? Qiz mening deb o'ylayotgansan. Chechirni ham sanabsan, dedi u past ovoz bilan tishlarini g'uchirlatib. Voy yetim o'g'loq. Rayhon sen tegi pastgadayga loyiq miydin? U topanchasini qiypidan sug'urib oldida nodamga to'g'irladi. Uning qo'lidagi tapancha kuzning izg'irin shamoliga yo'liqqan qoqshol shivoqdek titirdi. Naringa otay, peshingimi? Yo'q, yo'q. U kichik qildi. Yuragingga otay, dedi u g'olildab titrab. Nodam bilan Rayhon qo'ltiqlashib yiqilib kelmakda edi. Ko'chada ulardan boshqa odamning qorisi ko'rinmaydi. To'lin oy birdan oqquch shalong bulut parchalarining orasida qoldi. Varisjon daraxtga choplishib turib, nodamni chalidi va otdi. Tuyuqsiz chiqqan o'q bilan tang Rayhon qattiq chirqirdi. Nodam! Rayhon! Nodam keyiniga yiqilayotgan qizni yuladi. Bo'lmadi. Qizning putlari yartirab turolmadi. Nodam qizning beshini tizig'i qo'ydi. Varisjonning topanchasidan chiqqan o'q nodamga tegmay Rayhonning o'ng chekisiga tekkan edi. U yerdan etilib chiqayotgan qon qizning yuzini, bo'yinlarini bo'yib o'tdi. O'q tekkan yerni olqini bilan besib tutib olgan nodamning qo'llari qip-qizil qon bilan bo'yilib ketdi. Varisjon otgan o'qining kimga tekkanligini bilishdan qo'rqdi. U tantirab o'duqib kelgan ko'chasini unutib, o'zini nayi qo'yishni, qoyoqqa qarab ketishni bilolmay qoldi. U beshi qo'ygan tarafga yugurdi va nimadir bir narsaga putlashib yiqildi. U xuddi o'zini topolmay qolgan choshqondek u yoq bu yoqqa tashlandi. Oxiri o'milab qopib qochdi. Ko'chaga chiqqan ikki qorovul otlarini tarasiltib darhol yetib keldi. Rayhon, Rayhon! Deydi nodam betoqat bo'lib. Nodamning ovozi qulqiga bilinar-bilinmas kirgan qiz ko'zini osta ochdi. O'chgan chiroq qayta yonqondek nodamga umid paydo bo'ldi. U qayoqdan chiqdi? Deb so'rida qorovullar oldirib. Nodam tor ko'chaning do'qmishini ko'rsatdi. Ikki qorovul qaytib kelib dedi. Yo'q, ketishga ulguribdi. Qizning tatarg'in lablari osta pichirladi. Nodam, meni do'xtirxonaga chopsa. Qizning uzuk-uzuk so'z ovozi nodamning jiniga jon qo'shqandek bo'ldi. Shu chaqdala u o'ziga kelib, texichi qizning o'ng chekisini olqini bilan ching besib turganligini esiga oldi. Va bugun tushda Rayhon yuyib bergan qo'lyog'ligini o'q tekkan yerga qo'yib, qora ular sungan qo'lyog'liq bilan ustidan tongdi. Ham birla irg'ib ularning etig'i mindi.
Qarawullar qızni onunğa asta sunup berdi. Madem qızni awaylap otnın oldığı oldida harbiy doktorxona tarafqa qarab ildamlap mangdi. Bahar keldi. Eli vadisidan qarangu qışma haydaldi. Bütün viloyat endi Eli daryasining shovqullar bilan jallangan edi. Jing nahiyasini hisobga olmaganda Eli viloyati Gomindangchilardan tamam tozalanib bo'ldi. Hukumatning qarori bo'yicha muntazam milliy armiya qurildi va dog'dug'liq armiya qurilish marosimi o'tkazildi. Yarishimli harbiy forma, o'tuk, galapi shim, gimnastyorka va sponka kiygan jangchilar, orden, medallarni taqigan generallar, polkovniklar, mayor, kapitallar, komissarlar to'liq qurollanib G'ulji shahrida namoyish qildi. Xalq o'z armiyasi bilan faxrlandi. Xuddi xalq orzusini tushangandek illiq bahor optipi butun tabiatni jallantiribdi. Qulun qo'zilar qiyg'itishdi. Eriqlarda suvlar shivirlashdi. Cho'qqalar yashirib jala bo'ldi. Yiroq joylardan uchib kelgan nag'micha qushlar chang'ildab sayrab, yetib kelgan bahorga zo'q bilan tantana qilishni boshladi. Muntazam tuzga kirgan qo'shinlar ko'chaning ikki tarafida turgan kishilar oldidan o'tmoqda edi. Polik, batalyon, rota komandirlari o'z poliklarini, batalyonlarini, rotalarini boshlab, ehtiqsiz xushchallik va mag'rurlik bilan o'zlarini tabriklab tantana qilishayotgan ota-onalari, aka-ukalari, hadis-singillari oldidan hayvat bilan o'tmoqda edi. Kişiler öz koşullarının şunçilik zorayğanlıqını, şunçilik mert-merdanlikini körüp, xuddi beşi osmanğa yetkidek xuşal buluşup, iftiharlanıp, mağrurlanıp ketişdi. Bu kişiler öz tarixida şunçilik muntizim küşke, gayretke, cesaretke, kudretke iyi bulgan koşullarını texi körmegen idi. Bu qo'shin qudratlik jasoratini namoyon qilib, g'olib naqshlarini jaronlatib, kishilar to'pi oldidan o'tmoqda edi. Ol qulunga qizil tug'ni, berma dushmanga hech uni. Dushman so'ssa bizga qo'lini yonjib tashlaymiz biz uni. Bu qo'shinning o'z ustiga olgan andiki vazifasimi intoyin eg'ir, lekin muqaddas. Oliy bosh qo'mondan general leytenant Saqbek Hökumət tərmanlarına əsasən bu qoşunun yürüş qılış buyruğunu jakarladı. Şərq şimal tərəfdə 3-cü atlıq polik Tarğabatay vilayətinin Dörbülcün və Çöçək nayilərini elib, ondan Altay vilayətə yetib verişi. Tekəs 1-ci piyada poliki bilan Tungan 10-cu polik, Olcı 2-ci poliknin bir skadroni və 4-cü zapas poliknin 1-ci batalyonu Daxyanzi bilan jangni elishi. Suydun 1-ci polik bilan Moğol kürək polki Hamda mustaqil iskadron va topchilar qismi Shehoni ozod qilgandan keyin Urumchiga qarab davomliq ilgirlishi. Janub tarafda Tekas 2-chi otliq polki bilan bir iskadron muzat og'zi orqali Oqsuvga tushishi. 4-chi zapas polik G'uljini saqlab qolishi lozim. Joy-joylardan xalqlar bu qo'shinning muborak qadamiga taqaza bo'lib turmoqda edi. To'liq qurollangan 15 ming kishilik muntazam qo'shin nishonlangan har qaysi joylarga Gomindangning topini ostidagi yerlarga qarab, hayvatlik harbiy yurishga otlandi. Tog' dalani titirtib, kuchlik naqshi yangradi. Angla ay vatan bolalari, shamollardan xabar bor edi. Qahrli kuchlik, botir erlar, shirva yo'lbaslar bor edi. Minglagan, o'n minglagan kishilar qo'llarini pulonglatib, o'zlarining orzu-armonlarini ko'ngliga tukib otlangan g'olib jangchilarni uzitib qoldi. Xayr, sizlarga oq yo'l bo'lsin. Sizlarga g'albi yor bo'lsin. Dushmaninglar yar bilan yaksan bo'lsin. Polkovnik Nizamiddin o'z qo'shinini boshlab sharqqa, yangi jang maydoniga otlandi. Bu qo'shinning qaysar jangchisi Qissasçı nadam qoşunun aldıdı kökrək kerib, buz etini oynatıp ketip barmaqdı idi. Hörmətlik radio anlıqıcıla, yazgıcı Abdurrahman Qaharının Şincan Xalıq Nəşriyatı tərbədən nəşir qılınğan İli Dolqulları namlıq işki qısımlıq tarixi romanının birinci qısmını bugün Muşyərgeçə anlattıq.
Beijing vaqti soat